Abi biz burada mangal kömürü üretimi yapıyoruz. Narinci yodumlarından mangal kömürü üretimi. Bizim burası imalat yeri. Narinci yodumlarını önce bahçelerden alıyoruz. Genelde yaşlanmış ağaçlar, işte yenilenmesi gereken ağaçları. Kökünden söküyoruz, ağacını kesip burada yığıyoruz. Ondan sonra dizme işlemiyle ocakları dizdiğimiz zaman şu şekilde, yani piramit şeklinde dizdikten sonra samanla örtüyoruz, arkasına toprağa gömüyoruz bu odunları. Ve yukarıdan ateşle için yanması süreciyle sonuna getirip kömür haline döndürüyoruz. Bu işlem şöyle, biz bunu dizmesi ortalama yaklaşık mesela 5-10 günde biz bunu dizme işlemini bitiriyoruz. İşlem bittikten sonra toprağa gömüyoruz. Gömdükten sonra ortalama yanma süresi 20 gün, 1 ay, bazen 35 günde sürebiliyor. 35 günden sonra bunu soğutma işlemi var. Bunu naylon brandayla örtüyoruz. Örttükten sonra iyice soğuduğunu, içindeki ateşin bittiğini anladığımızda yani 10-15-20 gün süre onun geçtikten sonra bunu çıkarma işlemine başlıyoruz. Sonra çuvallıyoruz bunları. Çuvalladıktan sonra işte artık gerekiyorsa lokantalar için poşet ya da marketler için 1 kiloluk poşetlere doldurup dağıtımını yapıyoruz. İlla ki talep artıyor. Kurban Bayramı zaten normalde tüm sene boyunca bizim normalde satış yaptığımız kömürün hemen hemen %50'si zaten Kurban Bayramı'nda tüketilir. Özellikle Kurban Bayramı'na bir hafta 10 gün kala işlerimiz yoğunlaşır. Arefe gününe kadar devam eder. Yani Kurban Bayramı'nda talep çok olduğu için ister istemez işlerimiz bayağı yoğun. Piyasada şu anda bizim toptan perekende olarak satışımız şu anda 17 lira 18 lira bandında. Toptan olarak da aynı şekilde yani 15-16 bu civarlarda seyrediyor. Yani piyasaya göre çok düşük aslında fiyatımız. Çünkü artık geçen seneden dolayı, pandemiden dolayı bayağı bir lokantaların kapanmasıydı, şuydu, buydu derken talep azaldı. O yüzden o zamandan bu zamana kadar bir türlü değerini bulamadı mangal kömürü. Şimdi fırsatçılar var abi. Yani bu her yerde var. Biz burada gelen mesela müşterilerimiz dışarıdan da gelen oluyor. Biz bunlara 17 liradan kömür satıyoruz ama çarşıda duyuyorum yani 35 liraya bir kilo kömür satıldığını. Hani bizden 17 liraya kendileri de alıyor. Götürüp üstüne %100'den daha fazla bir fark koyup 35 liraya millete satıyorlar. Yani bu fırsatçılık yapmasınlar. Hani biz zaten bu kömürü bu hale getirene kadar bu kadar masraf, bu kadar eziyet, bu kadar hani uğraştıktan sonra biz 17 liraya satıyoruz. Adam elini sürmeden üstüne 18 lira fiyat koyup satıyor. Yani bu olmaması lazım. Bize de günah ve bunu alan millete de günah. Yazık.